Hallo, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Lenda und Sprachen yani ülkeler ve diller. Hemen hazırsak dersimize geçelim. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Önce bir kalemimi alıyorum. Lenda und Sprachen, ülkeler ve diller. Nasyonalitet, milliyet yani kökenimiz. Personal pronomen, şahıs amirlerini öğreneceğiz ti haben, sprechen fiilini ve common fiilini öğreneceğiz. Buradaki tek dikkat etmemiz gereken common fiili düzenli fiil, sprechen fiili konuşmak anlamına gelen fiil ise düzensiz bir fiil. Ve son olarak da andarı vorstellen, başkasını tanıtma konusunu öğreneceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Öncelikle ülkelerimizle başlayalım. Land ülke. Hemen şuraya ekliyorum. Şimdi aşağı sizler için bir köşe hazırladım. Bilsem süper olur köşesi. Burada tüm kelimelerimi Dasland ülke. Yine aynı şekilde buradan takip edeceğiz. Dinnasyonallitet milliyet ya da ne demiştik? Köken ve dişprahı dil. Burada gördüğümüz tüm kelimeleri artikelleriyle yani önündeki tanımlayıcısıyla birlikte öğrenmemiz gerekiyor. Evet ülkelerden başlayalım. İlk olarak di Türkay, Türkiye. Peki Türkiye'de hangi dil konuşuluyor? Turkish, Türkçe. Nasyonalitet, de Türkiye. Dediğimde ben bir erkekten bahsediyorum. De Türkiye. Di de Türkiye dediğimde ise bir kadından bahsediyorum. Yani burada birazcık cinsiyet ayrımı yapıyoruz. De Türkiye, erkek. Hatta şuraya şöyle Küçücük ekleyelim ilk olarak. Die Türkin kadın diyoruz. İkinci ülkemiz Deutschland. Bunu çok fazla duymuşsunuzdur. Deutschland, Almanya. Deutsch, Almanca. Ve yine nasyonalite dediğimizde yani milliyet kökenimizi söylemek istediğimizde Der Deutsche, erkek. Die Deutsche, kadın olarak ayırıyoruz. Aslında her ikisi de Alman anlamına geliyor ya da der Türke, di Türkin. Her ikisi de Türk anlamına geliyor. Tek ayrım yaptığımız nokta der Deutsche dediğimizde bir erkekten bahsediyoruz. Alman. Di Deutsche dediğimizde bir kadından bahsediyoruz. Frankreich, Fransa. Sprache dediğimizde dil, konuşulan dil Französisch. Evet, söylemesi kulağa birazcık komik gelebilir. Biraz da zor gelebilir ama birkaç söylemeden sonra diliniz hemen alışacak. Fransözisch. Yine der Fransöze dediğimde bir erkek Fransızdan bahsediyorum. Die Fransözin dediğimde ise bir kadın Fransızdan bahsediyorum. Evet ikisi de yine Fransız anlamına geliyor. Son ülkemiz Spanyan, İspanya. Konuşulan dil Sprachemiz Spanisch. Peki yine aynı ayrımı yapıyoruz. Der Spanya erkek İspanyol. Die Spanierin kadın İspanyol. Öncelikle önem vermemiz gereken kelimelerimiz bilsem süper olur köşemizdeki üç kelime. Das Land ülke, die Nationalität milliyet ya da köken diyoruz ve die Sprache dil. Hemen devam edelim. Dört ülkemiz daha var. Rusland, Rusya, Rusisch konuşulan dil Rusça, Rusiş. Gördüğünüz gibi fazla S harfimiz var ama okuması, telaffuz etmesi gayet kolay. Nasyonalitet, köken ise der Rusa erkek Rus, bir erkekten bahsediyorum. Di Rus'in, kadın Rus. Bir kadından bahsediyorum ama her ikisi de dediğim gibi bir Rus anlamına geliyor köken olarak. İtalyan, İtalya. Konuşulan dil İtalyeniş. Der İtalyena, erkek İtalyan. Di İtalyenerin, kadın İtalyan. Burada dikkat etmemiz gereken nokta nasıl ayırt edeceğiz diye soracak olursanız eğer der ve sonundaki er harflerini gördüğümde ben bir erkekten bahsediyorum. Di ve sonundaki i ve n harflerini gördüğümde ise i ve n eklerini gördüğümde ben bir kadından bahsediyorum. Buradaki ayrımı bu şekilde yapabiliriz. Die Schweiz, İsviçre, konuşulan dil Deutsch ve Französisch. Yani hem Almanca konuşuluyor hem de Fransızca konuşuluyor. Der Schweizer erkek İsviçreli. Die Schweizerin kadın İsviçreli. Ne demiştik? Başındaki ve sonundaki eklere bakarak kadın mı, erkek mi olduğunu ayırt edebiliyoruz. Son ülkemiz ise Şina. Şina, Çin. Konuşulan dil Şneziş. Şneziş. Der erkek Çinli. Di Şnez'in kadın Çinli. Evet, hemen bir sonraki konumuza geldik personal pronomen. Yani kişi zamirleri ya da şahıs zamirleri diyebiliriz. 6 tane aynı Türkçedeki gibi 6 tane şahıs zamirimiz var. Bunların zingula yani tekil olanları 3 adet. Plural yani çoğul olanları ise 3 adet ama görünüşte Dört adet gibi gözüküyor. Oraya hemen birazdan dönüyorum. Öncelikle tekillerimize bakalım. Ich, BEN DU SEN Şimdi burada üçüncü tekil şahısımız olan ERZİ ES Üç tane tekil şahıs görüyoruz. Şurada L unutmuşuz. Hemen ekliyoruz üç tane tekil şahıs görüyoruz. Peki bu üç tekil şahısın anlamları farklı mı? Evet farklı. Türkçeden farklı olarak. Mesela Türkçede biz o derken hem karşımızdaki bir kadını gösterebiliriz, hem bir erkeği gösterebiliriz, hem de cansız bir varlığı gösterebiliriz. Ama Almanca'da er dediğimizde o demiş oluyoruz ama bir erkekten bahsediyoruz. O, er. Z dediğimizde yine O demiş oluyoruz ama bir kadından bahsediyoruz. Ve S dediğimizde ise yine O demiş oluyoruz. Ya cansız varlıklardan bahsediyoruz ya da nötr varlıklardan bahsediyoruz. Üç tane tekil şahısımızı bu şekilde kullanıyoruz. Çoğullara geldiğimizde ise via, biz, fark ettiyseniz İngilizceye çok benziyor. Via ya da vi mesela İngilizcedeki diğer tanımıyla ia siz zi onlar çoğul anlamda. Peki buradaki zi nasıl kullanıyorum? Neden iki tane zi var? Buradaki zi büyük S'li olan zi hatta şöyle yapıyorum. siz anlamına geliyor. Evet, çoğulda da kullanabiliyorum. Ama daha çok karşımda bir büyüğüm varsa, bir öğretmenim varsa, bir iş arkadaşım varsa ben kibar anlamda ona hitap etmek için zi kişi zamirini kullanıyorum. Mesela zi ist mein Lehrerin. O benim öğretmenim. Şimdi cümlenin başındayken ben tabii ki S harfini büyük yazacağım. Ama cümlenin içinde de benim Z kişi zamirimi kullanacak olursam yine S harfini büyük yazmak zorundayım. İlk olarak bunu buradan ayırt edebiliriz. Peki ben buna bir isim takalım. Beraber bir isim koyalım. Kibar Z diyelim. Kibar Z. Yani birine kibar olarak hitap edeceksem ne yapıyorum? Kibar zi'yi kullanıyorum. Şimdi tekil şahıslarımızdan sonra evet hemen fiiller konumuza geçelim. Verben, fiiller, şıvahe verben ve şıterke verben olarak fiillerimizi ikiye ayırıyoruz. Şıvahe verben derken düzensiz fiiller bir diğer adıyla un, regel, mesige verbin. Evet uzun bir ismi var maalesef ki ama biz şıvahe verbin kullanabiliriz. Düzensiz fiillerden kastım nedir? Çekimleri düzensiz olan, belli bir kurala uymayan fiiller. Peki bu fiilleri nasıl çekimini yapacağız? Altı kişi zamirine göre ezberlemek zorunda mıyız? Hayır değiliz. Du, az önce öğrendiğimiz. Du, sen. Ve erzi, es. Yani üçüncü tekil şahıslarımız olan o şahıslarımızda sadece ses değişikliğine uğruyor. Mesela a A üzeri iki noktaya dönüyor ve ben bunu 2E olarak okuyorum. Bir diğer ismiyle umlaut A. A ve U'yu A üzeri yine iki noktaya dönüyor ve ben bunu O'yu diye okuyorum. O'yu Ö'ye çeviriyorum yine Ö diye okuyorum. E gördüğümde ise fiilimin içinde eğer uzun telaffuz edilen e ise i ve e olarak değişiyor. Kısa telaffuz edilen bir e ise sadece i olarak değişiyor. Bunları örneklerimizde zaten birazdan göreceğiz. Düzenli fiillerimizde ise genel bir kural var. Aşağıda gördüğünüz bilsem süper olur. 6 kişi zamirine de göre belirli bir kuralımız var. Nedir bu kurallar? Mesela örnek veriyorum. Common fiili gelmek. Benim sonundaki en ekim fiilimin mastar halini belirtiyor. Yani gelmek, mekmak belirtiyor. Ben o sonundaki eki attığımda yerine kişi zamirime göre burada gördüğümüz ekleri getiriyorum. Mesela ich komme, du kommst. Şimdi farklı renk bir hemen kalemimi alıyorum, değiştiriyorum. Kırmızı daha dikkat çekici olacaktır. Du kommst dediğimde sonundaki en takısını attım ve sadece fiilimi kök olarak bıraktım. Kök olarak bıraktıktan sonra hemen burada gördüğünüz estenten kuralını uygulayarak altı kişi zamirine göre fiilimizi çekimleyebiliriz. Diğer bir ismiyle hemen şunu da ekliyorum. Un regilmeyesige ve regilmesige yine zor bir telaffuzu olan kelime. Ama biz ne yapalım? Starke verben düzenli fiiller, schwache verben düzensiz fiiller olarak kullanalım ve hemen fiillerimize geçelim. Şimdi fiillerimizin kurallarını öğrendikten sonra bir de bunları fiillerimizin üzerinde görmemiz gerekiyor. Common fiili gelmek, sprechen fiili konuşmak, sprechen fiili düzensiz bir fiilimiz. Yani az önce söylediğim du ikinci tekil, ve es üçüncü teki şahıslarımızda harf düşmesi, harf değişmesi, belirli bir değişme oluyor. Evet bu kural genellikle bu şekilde ilerliyor ama istisnalarda tabii ki olabiliyor. Common fiilinden başlayalım. Altı kişi zamirimi gördüm. Ich ben, du, sen, es o, via, biz, ihr, siz, zi, onlar demiştik. Ve büyük seyli olan zi ise... Kibar zi demiştik. Şimdi ich komme. Bakın sonundaki e'ni attım. Ne yapıyorum? Sadece bir e ekliyorum. Estenten kuralıma göre. Peki hocam sonundaki e ve n'yi atmadan sadece ne'yi atsak olur mu? Tabii ki olur. Direkt sonundaki ne'yi hemen attım. Ve sadece e'yi bırakarak fiilimi çekimledim. Du kommst. Erzi es kommt via common. Bakın via da gördüğünüz gibi fiilimin aynı master halini kullanıyorum. Yani herhangi bir çekime uğramıyor. Ia kommt. Z common, z common. Yine aynı şekilde via da olduğu gibi fiilimi master haliyle bırakıyorum. Sprechen fiili, konuşmak, düzensiz bir fiil dedik. İş, spreche, her zaman birinci tekil şahıslar düzenli gibi ilerler. Yani sonuna ben e eni attıktan sonra ya da n'yi attıktan sonra ne yapıyorum? E ekliyorum ya da e'yi bırakıyorum. Du sprichst. Benim burada gördüğüm fiilim sprechen. Normalde burada bir e olması gerekiyor ve sonuna da st eklemem gerekiyor. Düzenli bir kurala uyarsam, düzenli fiil kuralına. Ama gördüğünüz gibi e gördüğüm yere fiilimde e varsa ve düzensiz bir fiilse ben hemen e harfini i'ye çeviriyorum. Er sie, es spricht. Wir sprechen. Yine master haliyle bıraktım. Ihr er, spricht Sie sprechen. Z sprechen. Sadece dikkat etmem gereken nokta üçüncü tekil şahıs ve ikinci tekil şahıs. Yani değişime uğrayan tek iki kişi zamirimiz. Evet hemen örneklerimizle devam edelim. Ich spreche Deutsch. Almanca konuşuyorum. Evet gayet basit bir cümle ama ben kişinin karşımdaki kişinin Almanca konuştuğunu nasıl soracağım? Ya da hangi dili konuştuğunu nasıl soracağım? Welche Sprache sprichst du? Çekimlerime dikkat edin. Du, sen, samimi bir kullanım. Ve welche Sprache sprichst du? Hangi dili konuşuyor? Sun, sen. Peki ben kibar olarak soracağım. Welche Sprache sprechen Sie? Hangi dili konuşuyorsunuz? Bakın cümlenin içinde. zi'yi gördüm kibar zi mi? Baş harfim büyük. Nasıl ayırt ediyorum? Baş harfimden ayırt ediyorum. Demek ki ben burada siz diye hitap ediyorum ve kibar zi'yi kullanıyorum. Hangi dili konuşuyorsunuz? İki cümlede de İki soru cümlesinde de ben aynı cevabı veriyorum. Ich spreche Deutsch. Özlemi yerleştiriyorum. Ardından fiilimi çekimliyorum. Özleme göre. Ve ne yapıyorum? Sonuna da konuştuğum dili ekliyorum. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Spanisch. Neydi Spanisch? İspanyolca. Peki, bilsem süper olur köşesi. Österreich, Avusturya. Belgien, Belçika, Liechtenstein, Luxemburg und Deutschland, Almanya. Burada gördüğünüz beş ülkede de Almanca konuşuluyor. Avusturya'da Almanca konuşuluyor. Belçika'da Almanca konuşuluyor. Liechtenstein, Luxemburg ve Deutschland, Almanya'da. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Hemen pekiştireç. Pekiştireç bölümümüze geldik. Andere Forstel'in Hem birlikte pekiştireceğiz hem de bir başkasını tanıtmayı öğreneceğiz. Nasıl tanıtıyoruz? Diyelim ki yanımızda bir arkadaşımız var ve onun yanında da onun arkadaşı var ve ben o arkadaşı tanımıyorum. Nasıl sorarım? Wer ist das? Bu kim? Bana tanıtır mısın? Wer ist das? Das ist Hemen bakıyorum. Forname, isim, ismi Johan'mış. Tanıtıyorum. Das ist Johan. Sadece ismini de söyleyebilirim. Ya da Nahname Soy isim Stein Ardından Soy ismini de söyleyebilirim. Das ist Johann Stein Sie ist Jahre alt Kalıbımız Sie ist Jahre alt dediğimde Bu boşluğa bir sayı gelmeli. Yaşı gelmeli. Alta yaş 12 Ve Sie ist 12 Jahre alt O 12 yaşında. Herkunft, memleket ya da köken, Spanya nereden geliyormuş? İspanya'dan geliyormuş. Sie kommt aus Spanya. O İspanya'dan geliyor ya da kısaca o İspanyalı diyebiliriz. Wohnort, ikamet yeri, oturduğumuz yer. Nerede oturuyormuş? İspanya'dan geliyormuş ama İstanbul'da oturuyormuş. Sie wohnt in İstanbul. Peki, nationality, milliyet, kökeni neresi? İspanya'dan geldiğine göre İspanyol dememiz lazım. Ama dikkat etmemiz gereken nokta neydi? Sonundaki iki harf. İspanyerin. Z is't İspanyeren. O İspanyol. Zeyt in İstanbul. İstanbul'da oturuyor ve son olarak hangi dili konuşuyor? Sprache, dil demekti. Spanish und Turkish. Z dediğimde benim burada zaten dillerim var. Spanish, İspanyolca ve Turkish, Türkçe. Peki benim burada eksik olan baş harfini eklediğim fiilim ne? Sprechen fiili. Ne yapıyordum? Üçüncü tekil şahısa göre düzensiz olduğu için E yerine i harfi getiriyordum ve Z spricht Spanish und Turkish. O zaman ödüllü sorumuza hemen geçelim. Woher kommen BTS. BTS nereli? BTS nereden geliyor? Bu sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Yorumları da hatta takip edeceğim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.